Mutlu günler efendim. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Spor gündemiyle karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız ve gündemde öne çıkan başlıkları hem birlikte göz gezdireceğiz hem de stüdyo konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bugünkü konuğumuz Evren Turhan. Evren hoş geldin. Hoş bulduk Setenay. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi bugün divan var. Ee, biraz sonra hatta canlı olarak da ekrana evet. getireceğiz konuşmaları. Ee, ama dilersen dünden başlayalım. Dün de güne damgasını vuran açıklamalar da bulundu. Kim? e, Mustafa Cengiz. Tabii ki öncesinde süre gelen açıklamalar vardı. birbirini tırnak içinde söylüyorum tetikleyen demeçler verildi. ama dün bir anlamda son noktayı koyduğunu söyleyebilir miyiz sence de? Yani evet ben yorumlayacağım değil mi onu? Ben mi yorumlayayım? Yok yani bunları yorumlayacağız değil mi? <laughs> <laughs> Yorumlamayalım mı? yorumlayayım hadi ben de yorumlayayım. Tam olarak nerede çeliştin onu anlayamadım. Yok yani futbolla bir alakası yok ama hani yorumluyum ya yani. yine de hani oradaki olayları yorumlayacağım demek. O mi? zaman ben bunu Mustafa Cengiz'le görüşmen istedim, gerekiyor. Futbolla ilgili konuşun istiyorum. biz de ona göre masayı yatıralım diye. Tamam onu evet öyle oldu evet senin dediğin gibi. gibi. <laughs> Peki şöyle yapalım. Dünkü açıklamalarını tamam. izleyelim. izleyelim. Mustafa Cengiz'in üzerine konuşacağız Evren Turhan'la birlikte. Hem hocamızın hem yönetiminin haysiyetine, onuruna saldırıcı ve yalan beyanlar üzerine maalesef yorumlar yapmışlar. Bize intikal eden bunlar. Bunlar bizi çok üzüyor. Ben buradan açıklık ve netlikle ifade ediyorum. Bizim derdimiz Fatih Terim olsun. O asla öyle bir derdimiz olmaz. Bizim onurumuz olur, gururumuz olur, başarılarımızın ikonu olur. Hocamızla aramızda en ufak bir sorun yok. Fakat her yönetimde, her başarıya giden yolda binlerce parametre içinde tabii ki yüzde yüz birlikte olmanız mümkün değil. Yani biz nihayette senkronize yüzme takımı değiliz. Görüş ayrılıkları olabilir, fikir ayrılıkları olabilir. Ama Fatih hocamla biz bunu çözmek için beş dakika bizim için yeter takımımız maalesef maalesef hem Afrika kupası hem diğer kupalardan hem de zorunlu olarak transferlerin geç yapılmasından ötürü bir araya gelerek birlikte bir hazırlık dönemi geçirmedi. Biz şu anda hocamızın da bizim de hepimizin gördüğü bu açık olan bu. Ama takımımız şu anda birinci ile arasındaki puan farkı bir buçuk maç bir galibiyet yarım beraberlik ya yani dört puan Kaybedilmiş hiçbir şey yok hocamızın ki çok değerli dünya çapında bir hocamızdır Fatih hocamız bütün takım üzerinde e, istediği gibi sakatlıklar ve e, senkronizasyonlar ve cezalar tamamlandığında ki bir süreç bir iki yılda ben şahsen yaşadım bunu hocamızın değerini çalışmasının emeklerinin karşılığını bizzat yaşamış bir insanım biz daha önce dediğimiz gibi hocamıza hiç müdahale etmeyiz. Bütün branşlarda etmeyiz. Bir de Fatih hocamıza hiç etmeyiz. Şimdi bizim yönetimimiz futbolculara ve teknik heyete mali, idari ve fiziki şartları hazırlamakla vazifeli. Futbol takımı teknik heyet maçı hazırlamakla stratejik planlarını ve taktiksel planlarını yapmakla görevli. Futbolcular da sahada mücadele etmekle görevli. Futbolcular da gereğini yapacak. Ben kimseyi kırmadan, hedef almadan herkese bunu söylüyorum. Bu laf kesinlikle özel olarak sadece hocaya değil ve ben zaten otomatik orada açıkça lütfen futbol takımımıza, bütün takımlarımıza, hocamıza destek olun, kenetlenin dedim. Buradan bir mana çıkararak vay efendim bir çatışma var moduna girerek daha sıra yıpratmaya çalışmak boşuna gayrettir. Buradan bunu yapmak isteyenlere tekrar söylüyorum öyle buradan size ekmek yok. Bizim için şu anda Florya'yı tekrar kazanmak çok önemli. Biz bunun tarihi bir olgu olduğunu inanıyoruz. Ve biz inşallah Riva Projesi'ne de devam ederek Galatasaray'ı e, en iyi duruma getirmeye çalışacağız. Bizim bütün çabamız bu. Mustafa Cengiz'in açıklamalarını bir kez daha ekranlara getirdik. Dün yapılan açıklamalardı. Ee, tabii ki gündemde yerini koruyor. Hatta biraz sonra da e, ifade ettiğimiz üzere biraz önce e, divan kurulundaki açıklamaları da, e, konuşmaları da canlı olarak ekrana getireceğiz. Kuşkusuz e, divandaki konuşmalar da yine gündeme e, yön verecek açıklamalar olacak. E, Fatih Terim'le ilgili soru işaretleri giderildi mi bu açıklamayla birlikte Evren? Yani bence bir soru işareti yoktu. Yani soru işareti derken e, Fatihlerimle ilgili Galatasaray camiasında bir soru işareti olamaz. Şu olabilir, e, şimdi hocam maçtan sonraki açıklamasını biliyorsun. Yani hani ben konuşursam ceza alırım, Evet. E, ceza almayanlar konuşsun dedi. E tabii orada bir polimit e, doğdu ister istemez. Hani bunu e, medya önünde değil de e, kendi içerisinde bu olayları konuşmak daha mantıklı bence. E, zaten e, ortam belli, düşman çok fazla, rakipler bir şekilde... Hatasını bekliyor Galatasaray'ın, sahanın içerisinde, sahanın dışarısında. E böyle bir koz vermeyeceksin. E, yoksa hocalar arasında, yönetim arasında, oyuncularla e, hoca arasında, yönetim arasında problemler olur. Bizler de yıllarca yaşadık bunları. Her şey güldü. Gülistanlık mıydı yani Tabii oynadığımız ki. kulüplerde? Neler oluyor? Orası bir aile ve onun içinde kalması lazım. Mesela e, bu, ne kadarı sahaya içine yansıyor sence? Yani bunun bence bir sahaya içine yansıyan bir durumu yok. E, Oyuncularla bence hoca çözecek bu işi. Yani yönetim olarak tabii ki hocanın da zaman zaman belki transferlerde geç gelmesinden dolayı belki sıkıntılar olmuş olabilir, sistemleri olmuş olabilir. Ama bu hiçbir zaman başkana bir saygısızlık yapacağına veya başkanın hocaya bir saygısızlık yapacağı anlamına gelmez. Zaten öyle bir durum olmamış, olmaz da zaten öyle bir durum. Ha yönetim taraftar çok mu memnun takımın bu futbolundan? Değil. Bu da bir gerçek. Bizler de değiliz. Onun için de bu hafta. Gerekli eleştirileri yaptık saha içerisi olarak bütün eleştirileri. E, Fatih Hoca zaten kendi özel eleştirisini yapan birisi. O kadar başarılı bir birisi olmasına rağmen hatalarından da dersler çıkartan birisi. Burada o hataları da gördü. E, bunu düz düzeltecek de tek tek ekip. E, Bence çok büyük problem olduğunu düşünmüyorum. E, ama bu problemleri dediğim gibi problemler de varsa, ufak tefek tabii ki vardır. Bunları da kendi aralarında çözeceklerdir. E, bunu çok ön plana taşımak Galatasaray takımına çok fayda etmez Bunlar çok medyada, sosyal medyada konuşuldukça da bu Galatasaray'a bence zarar verir. Bir an önce bundan kurtulmaları lazım. Sağ içine dönmek lazım. Ama tabii yani, açıklamalar da peşi sıra geliyor. Yani bitmiyor. Bitmez yani. Sonuçta iki yıl üstte başarı olmuş bir takım. Çok kaliteli bir kadro kılmış. Dünya yıldızları dünya yıldızı almış. Çok kaliteli oyuncular almış. Ve bu takımdan başarı bekleniyor. Rakipler de bir şekilde bekliyorlar. Yani orada bir sıkıntı olsun. Puan kaybetsin. İster istemez ona biraz önce söylediğim gibi koz vermemek lazım. Ama ortada bir durum var ki Galatasaray kötü oynuyor. Daha sıra üç haftadır maç kazanamıyor. Evet. Yani bir Paris Saint Germain maçı hariç ligin geneline baktığında o istediği oyun, o coşkulu oyun yok. Otomatikman e, Fatih Terim'le e, yönetim arasında bir sorun oldu ve bu sorunun sahaya bu şekilde yansıdığı düşünülüyor. Yok alakası yok. Yani hocayla yönetim arasında olan sorun oyuncu niye şey yapsın ki yani? Ne yapacak şimdi? Etkilenebiliyor Yani şu bileyim. mu hocayı mı yolladı falan mı? Hocayı mı yollayacaklar o anlamda? Hayır bu. hocayı yollayacaklar değil mi? Öyle bir, bir şey olmaz zaten. Gerelim yine. Hayır hayır. Eee taraftar nezdinde böyle algılanabiliyor demek istedim. Heh, öyle oluyor. ama öyle bir şey yok. Ben de onu açıklıyorum. Çoğu zaten yabancı oyuncular. Yani orada e, bence e, hocayla yönetim arasında bir problem yok. Takımın oynadığı oyundan oyuncular kendinden de memnun değiller. Yani bu performanslarını artırmaları lazım. Şu an Belhanda'ya, feguliye veya çoğu oyuncuya sor Galatasaray'da hiçbiri kendi performansına memnun değildir. Oynadığı oyundan da zevk almıyordur. E, bunu çözecek de teknik eğip, ekip. E, hocanın tabii ki e, sıkıntıları olmuş olabilir yönetimle ilgili. yani Veya işte şöyle şu şu zaman gelse biraz önce söyledim. Şu zaman olsaydı transferler daha önce bitseydi. Ama yönetim de istediği oyuncuların çoğunu aldı. Benim bildi, bizim bildiğimiz. Bence hocayı etkileyen ve saha puan kayıplarına sebep olan şey e, Fatih Terim'in cezası. Yani o ceza bittikten sonra da o, bir türlü e, iletişim belki de kurulamadı taraftarla camiayla ya da Fatih Hoca kendine veremedi sahaya. Hep aklına geldi aldığı cezalar ve bu da belki üstünde baskı oluştu. Olmuş olabilir. Saha dışında hocanın çok fazla kalması, takımın da, hocanın da oyuna konsantre olamamış. Bir durum olabilir. Yani olamadığını bir durumunu gösterebilir. Zaten öyle. Gerçekten de öyle ama geçen sene de öyle bir durum yoktu. Hoca zaten hiç yoktu. Yine Galatasaray şampiyon oldu. Ama diyorum bu sene rakipler bir şekilde daha güçlü daha çok mücadele ediyorlar. Onun için o kozları vermemek lazım. Bu süreç geçici. Milli maç arası oldu. E tabii milli maç arasında genelde biliyorsun takımlar e, toparlanır. Hı hı. Yani öyle denir ama büyük takımlara ben çok yaradığını görmedim bugüne kadar. E, Hep bir handikap. Yani sonuçta e, Fatih Hoca da maçtan sonra söyledi. Yani milli takım arasında biz e, hani toparlanalım ama zaten oyuncuların çoğu milli takıma gidenler var. E, yani o, o dönemde toparlanamıyorsun. Bir arada olamıyorsun ki nasıl toparlanacaksın? Burada artık ama Falcao gitmedi herhalde. Yani bir Enzonzi gidecek büyük ihtimalle gitmiştir Fransa milli takımında. Yani genele baktığım milli takıma giden oyuncular var. Onlar zaten onlarla görüşemeyecek. Burada birebir kalanlarla beraber bence zor bir hafta geçecek. Şu anlamda yani saha içerisinde çalışarak değil de konuşarak hı hı. hoca bazı şeyleri çözecek. Çünkü bu takıma biraz konuşmak lazım. yani Bu takım iki yıl şampiyon oldu. Yani bu doymuşluk görüntüsü var. O çok tehlikeli. Evet. Yani benim gördüğüm Çok o. Çok yani, güzel aslında ifade he, ettin. Evet, sanki biz olduk yani bunu hissi. tekrar o coşku, o havayı yakalamak lazım. E, takımda bir değişiklik oldu, yeni oyuncular geldi. Onların da bu havaya uyum sağlamamaları lazım. Bir önce bu havanın değişmesi lazım. Peki şöyle yapalım, Hıncalı uluç'un konuya dair fikirler. Fikirlerini ekrana getirelim. 90A programında dün akşam ifade etmişti. Biz de bir bölümünü aldık. Sizlerle bir kez daha buluşturmak istedik. Sabah gazetesi yazarı ve A spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizle teknik direktör Fatih Terim arasında yaşandığı iddia edilen krizi değerlendirdi. Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le dalga geçmiştir diyen Uluç, benim bildiğim Terim Mustafa Cengiz'i e affetmez dedi. Ya sayın çözümü için iki şeye ihtiyaç var. Yakın çözüm Fatih Terim'in görevi bırakması. Uzun vadeli çözüm Mustafa Cengiz'in görevi bırakması. Fatih Terim büyük bir zihin yorgunluğu için. Eski Fatih Terim'den başka bir Fatih Terim'e dönüşmeye kalktı. Dönüşemedi. Yüzüne gözüne bulaştırdı. Galatasaray <laughs> takımını hem futbol oynamaz hem zevk vermez hem de işte böyle gol atamaz hale getirdi. Mustafa Cengiz zaten başından beri ben onun Galatasaray başkanlığını için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Mustafa Cengiz e, Dursun Başkan'dan kurtulmak için e, isteyenlerin üzerinde buluştukları adam. Sadece o Fatih Derin'de Mustafa Cengiz neredeyse sarbaş dolaş. O manşetler büyük, işte o yerginlik yok falan filan. Dün iki saatlik bir toplantı olmuş. Evet, Şimdi benim külahımı anlatsınlar. Herkes işine baksın. Ne geliyor aklınıza? Yunan Aysal'ın eleman dişi. Ama ondan yetinmiyor. Orada arkada hiçbir gazetede okumadım. Bir cümle daha var. Herkes işine baksın. Biz bu durumu çözeriz. Bu kulüp 14 sene şampiyonluk görmedikten sonra düzeldi. O 14 sene de Galatasaray'da oynayan oyuncu kimdi? Kaptan. Şampiyonluk görmeyen 14 sene oynayıp da Fatih, Fatih Terim. Terim. Fatih olarak geldi. Stoffer. Yani Fatih Terim'le resmen dalga geçti. Benim bildiğim Fatih Terim bu lafların ikisini de affetmez. Doğrudan kendisini küçültmeye yönelik bu iki lafı da affetmez. Ama şu anda Galatasaray'ı bırakma niyeti olmadığı için çünkü bu durumda bırakırsam diyor bana yakışmaz. Yarın bunu aleyhimde kullanırlar. Ben Galatasaray'ı yukarıdayken bırakmalıyım. Onun için efendim işte başlık şeyleri, karşılıklı gülüş bunların hepsi. Fatih Terim bu Mustafa Cengiz'i affetmez. Şimdi Hıncalı Uluç'un bu açıklamalarını değerlendireceğiz ama ekrana da bir son dakika bilgisine getirdik. Nabil Dirar e, fıtık ameliyatı oldu. Faslı oyuncu yaklaşık bir ay forma giyemeyecek. E, az sonra e, telefon attığımızda Göktuğan Argan olacak ve bu konuya dair detayları bizlerle paylaşacak. Göktuğan hazırmış. E, Göktuğan hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar dilerim. İyi yayınlar diliyorum. E, Dirar'ın e, ameliyatına dair, sağlık durumuna dair son bilgileri senden dinleyelim. Nabil aslında sezon başından beri, milli takımdan döndüğünden beri e, kasık e, bölgesindeki fıtık ağrıları hep nüksetmişti. Ancak takımın e, hem sol olmaması hem de sorunlar yaşaması nedeniyle fedakarlık gösterip doktorların tabii ki nezaretinde biraz daha e, zaman kazanmaya çalışmıştı ki işte bu milli ara iğneyle e, geldi denilebilir. Büyük fedakarlık gösteren artık milli takım arasında hem teknik eğitim hem doktorların tavsiyesi üzerine bu arada ameliyatını gerçekleştirmesi e, istendi ve ameliyatı gerçekleşti. Bir ay kadar sahalarda olamayacak. Tabi Fenerbahçe için e, özellikle Hasan Ali'nin dönmesi e, kararlaştırılınca artık Amerika'dan o tabanlığı yapılınca bu karar alındı ve tabii ki artık Nabil da ağrılarının artması e, ameliyat için doktorların verdiği sürenin de dolması nedeniyle tam da denk geldi. E, Nabil Dirar, fıtık ameliyatı geçirdi ve şu anda e, iyileşme sürecine geçildi. Yaklaşık 4 hafta gibi bir süre verildi. Tabi bu 4 hafta e, takıma e, tam anlamıyla katılma süreci olacak. Daha sonrasında antrenmanlar ve tabi Ersun Yanal'ın e, takıma monte etme süresiyle birlikte bir ayı da geçebilir diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Teşekkür edelim Göktuğan Argın'a, Nabil Dirar'ın e, fıtık ameliyatına dair, sağlık durumuna dair son bilgileri bizlerle paylaştı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim e, ve devam edelim e, Hıncal Uluç'un açıklamalarıyla. Hıncal Uluç, e, Fatih Terim'le e, Mustafa Cengiz dalga geçmiştir. Yani Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le dalga geçmiştir. Benim tanıdığım Fatih Terim bu durumu asla affetmez dedi. Yani Hıncal Uluç'u sevdiğimiz bir abimiz. O kendi yorum, ona da saygı duyuyorum ama ben olaylara o yönden bakmıyorum. Yani o biraz daha tabii daha dik konuşuyor. Ee, onun bakış açısı biraz daha farklı olabilir. Ben olayı öyle çok bakmıyorum. Yani şu olabilir. E, Fatih Hoca e, Ali Koç'un ona hoca ile ilgili söylediği söylemlerinden sonra Evet. E, sicili bozuk işte veya farklı konuşmalarla ilgili hoca çok birebir e, bu konuşmalara kendi kaldı, kendi konuştu, kendi evet, ceza aldı. Evet. Bu konuya aldı. dair bir kırgınlığı Belki var mıdır yönetime? bu konuda hani biraz daha bu bana siz bu konulara cevap verseydiniz tamam başkan da sonradan çıktı onları cevapladı hmm. bir şekilde söyledim. ama hani biraz iş işten geçti Babada gibi kaldı. oldu. Orada bir kırgınlık işte bir kızgınlık olabilir. Yoksa eee Fatih Hocanın hani hocayı oradan affetmemesi gibi söz konusu yani başkanı e, ölü bir durum oluşacağını düşünmüyorum. Biraz önce söyledim aslında ben e, biraz daha şey geçiyorum. Yani sıkıntılar, tartışmalar olacaktır. Zaten tartışma olmayan yerde öyle bir şey yoksa zaten. öyle bir dünya yok. Her ailede bir tartışma olmuyor mu? Bunlar yaşanıyor. E Fatih Terim olunca Hoca başarılı bir teknik adam olunca, yılların efsanesi olunca, ister istemez bu daha çok e, dikkat çekiyor. Yani diğer teknik adamlar hiç tartışmıyor mu zannediyorsun? Hiçbir şey söyleyemiyor mu zannediyorsun? Bir şeyler söylüyorlar ama Fatih Hoca gibi dik, direkt söyleyemezler böyle, direkt konuşamazlar çünkü e, hocanın kulüpteki e, şeyi farklı, vizyonu farklı, hı hı. misyonu farklı. E, onun için bu tartışmalar olabilir. Sadece yani, teknik adam değil farklı. Yani onun için e, ama bir başkan da değil. Şimdi, Sen söyleyemedin ben he, sana. Bir başkan yardımcı olmak da değil. E, ben söylerim, ben hiçbir şeyden çekinmem, o konuda bir sıkıntım yok çünkü herkes herkes yerini bilmeli. Evet. Anladın mı? Sen şimdi teknik adama başkan dersen o bir algıdır. Tabii o ki. algıyı da yapıyor arkadaşlarımız. Yani hocayı başkan gibi gösterip başkanı ezmeye çalışıyorlar. Bu kulübü Tabii karıştırmaktan başka, Kerim, başka bir şey değil. Ama bundan ne kadar rahatsız sence Evren Turhan? Ya bir rahatsızlık derken bu şeydir yani. Ben bir rahatsızlık duyduğunu düşünmüyorum mesela. Yani şu var Fatih başkan hocam. olmaktan ya yani bunun konuşulması çok güzeldir bir insan için. Evet. Gurur duyar ama şu an zamanı değil bunun bir zamanı vardır. O zaman konuşulur. Yani şu an işler kötü giderken e, Fatih Hoca'nın işte başkan olacağını yani kulüpte de işte Mustafa Cengiz'den daha üstün olduğunu söylemek Ama bu Galatasaray'a yani, zarar verir. Yani sözleşmeyi bunu yapanlar imza atarken daha hani başkanların e, değiştiği dönemde de çok konuşulmaya başladı. Başladı. her zaman konuşulacak evet, bu. Evet. Ya yani bu onun için normal bir şey ama bu işler kötü giderken bunları çıkarmak ortaya ee, daha çok Galatasaray'a zarar verecek. Onun için diyorum burada bir iki tarafta ister istemez arada sıkıntılar da olsa e, bir barış olmak zorunda. Çünkü Galatasaray'ın menfaatleri burada önemli. Başkanlar gider, teknik adamlar gider ama camia her zaman kalıcıdır. Galatasaray takımı, Galatasaray kulübü her zaman kalacaktır. Onun için, onun başarısı için bazı şeyleri sineye çekersin. Yıllardır da böyle olmuştur. Yani kulüplerde sıkıntılar olduğunda teknik adamlar, yöneticiler zaman zaman bunları kapatmışlardır bu konuları. Hoca da şu an öyle yapacak, yapıyor. Başkan da bunu yapmak zorunda takımın başarılı olmasını istiyorsa. Ha işler çok kötü giderse, daha kötü giderse bilmiyorum hoca'nın sonuçta e, ciddi bir opsiyonu var. Yani ne kadar kötü giderse gitsin e, hoca ne zaman isterse o zaman ayrılır. Yani o öyle bir e, burada bir kuvveti var. Bu da bir gerçek. Tabii ki. E, başarılandan dolayı. E, ama bunu da böyle dışarı yansıtıp buralarda paylaşmak, buralarda konuşmak Galatasaray'a zarar verir. Yani hocanın burada e, bir üstünlük taslamış gibi bir durumu yok. Ama diğer teknik adamlarla başkanların konuşmalarından biraz farklı olabilir. Evet. E, dediğim gibi hocanın orada değişik bir ağırlığı var. E, ama bir taraftan da ben yine sahaya gireceğim e, takım da kötü oynuyor, İşler kötü gidiyor. Yani, şimdi evet sahaya çiğn. Oraya gelelim. Yani çünkü burada bunlar ondan patlak veriyor bir, bir nebzede. E, şimdi rakipler dediğim gibi medya, işte kendi içerisinde yönetim de oyundan memnun değil. E i̇ster istemez de e, bu kadar transfer yapıldı. Yönetim de şöyle diyor, ben bu kadar oyuncu aldım, bu takım niye oynamıyor? Ya şunu belki de konuşmamız gerekiyor. Galatasaray e, sence sezona kendini tam anlamıyla sahaya vererek mi başladı, yoksa saha dışı etkenler çok mu daha ön plana çıktı? Tam motivasyon mu başladı yani? Yok canım sahaya vererek başlasa böyle mi başlar? Yani Galatasaray sonuçta daha şu an iki tane üst üste maç kazanmamış. Oyuna bakıyorsun çok iyi bir oyun yok. Kolay koparıp Son götürdüğü işte Maç maç yok. kazanamıyor. Ee, zevk veren tempolu bir oyun yok. Ee, sezon başını çok iyi geçirmemiş veya sezon başını iyi geçirse de işte gelen oyuncular geç geldiği için onların adaptasyonu biraz zor. Yani e, bir sakat de, gelen oyuncu var, sezon bence, başı geçirmemiş oyuncu var. Oyuncuların motivasyonunu düşüren en önemli etkenlerden bir tanesi Falcao hep Kurtuluş reçetesi olarak görüldü ve yansıtıldı. Bu diğer oyunculara birazcık haksızlık anlamına geliyordu. Ve moral motivasyonlarının düşmesine sebep olmuş olabilir. Ee, belki Falcao'nun beslenmeme sebebi de budur. Ya Saha yok içinde. ben hani şöyle düşüneyim. Hani sen e, hani konuşulanlardan belki senin de görüşün olur saygı duyuyorum ama e, oyun içerisinden gelen e, yani futbolun içinde olanlar böyle düşünmezler takımda. Yani şu işte Falcao geldi herkes Falcao'ya şey yapıyor. E, biz bu takımı şampiyon yaptık. Atsın da Falcao golleri mi mesela o mu? Tam o ha. değil ama birazcık hani haksızlık edildi sanki. Hani Kim iki sezon üst üste şampiyon, e, look, e, yaşatan e, futbolcular var. Ne yaptılar? Var. Hepsi paralarını aldı ya, primlerini aldılar. E şimdi Falcao parasını oldular. alıyor ama tam performans göremiyoruz. E, daha oynamadı ki adam iki tane maç oynadı. Oynayacak. Ama takımı, işte ya, takımın, işte Falcao ya onu söylemeye performansı çalışıyorum. Hani yok. hep bir kurtuluş reçetesidir ya. E, öyle yansıtıldı ya. i̇şte gelince bütün e, hiçbir dertler takımlı, bitecek. Hiçbir oyuncu Falcao geldi diye biz oynamıyoruz demez. Öyle bir durum oynamıyoruz yok. Oynamıyoruz tabii ki demez. Veya Ama işte pas biz ona... atmak yerine kendi yıldızlaşmayı tercih edebilir. de zaten geçen sene de Galatasaray forvetsiz oynadı. Ona bakarsak yani o maçlarda gol attı, arttırdı. Çok da başarılıydı. Ha, ilk takımın, takımın şu an gelen anda performansı iyi değil. Ee, yoksa Falcao gibi bir oyuncu gelecek, ben orta alacağım alacağım o takımda. Ee, ben var ya uçarım havaya yani. Düşünsene attığın topları atabildiğin topların hepsini gol atacak. Burada top topları oraya götürüyor mu ki Galatasaray veya yakaladığı pozisyonda dediğin gibi Ryan Babel Orada bir türlü o finalleri yapmıyor, evet. e, yapamıyor veya işte bunları düzelmesi lazım. E, bu da bir takım oyunu. Yani sadece iki oyuncuyla değil bütün takımın buna adapte olması lazım. Şu an o takım oyunu e, Galatasaray'da daha yok, oturmadı. E, ama oyuncular da daha bir arada oynayamadılar. Yani hoca onu demek istiyor devamlı. E, ama burada da eleştirdiğimizde de gerçekten sahanın içerisinde hiç beklemediğimiz performanslar görüyoruz. Bunu dediğim gibi bir oyuncu kendi düzeltecek. Peki Fatih Hoca düzeltecek. Yani bunu biz buradan anca eleştiriz, bir şey düzeltemeyiz. Çünkü antrenmanda olan hoca, onları tanıyan Fatih Hoca, yani bunları toparlayacak da Fatih Terim. Fatih Terim'in moral motivasyonu tam anlamıyla yerinde mi sence? Tamam futbolcuların değil, sezona böyle başlamadılar. Fatih Terim? E nasıl olsun ki abi, her yerden uğraşıyor adamla. Federasyonundan tut, diğer başkanlar, öbür taraftan, işte içeriden sıkıntılar, her taraftan bir şey var. Ee, bir sıkıntı var. Yani hoca sadece tek direktör yapmıyor ki. Bütün işlerle uğraşıyor. Onun için o görev dağılımının biraz daha hocanın sahaya doğru e, dönmesi lazım. Yani yönetimin burada ona biraz daha bu konuda destek çıkması lazım. Zaten sıkıntı o. Evet. Ee, şimdi onu bir arada konuşurlar. Bir şekilde hallederler. Halledemezlerse o sıkıntı olur işte. O zaman o birlik beraberlik şeyi olmazsa e, çünkü yönetim, teknik adam, futbolcu, taraftar bunlar bir ailedir. yani Bunlar hepsi bir Tabii arada ki. E, ekip halinde çalışırsa başarılı olur. Burada aksaklıklar olursa o takıma da yansır. Bu milli maçtan sonraki dönem çok önemli. Bak ben 7 haftadır toparlayacak Galatasaray, şunu yapacak, işte Fenerbahçe diyorsun, olacak, Beşiktaş evet. böyle olacak diyoruz. Halen hepsinde sıkıntı var üç büyük takımımızda. Hı hı. Trabzon, Başakşehir çok iyi gidiyorlar. Onlar bak bir istikrarları var. Malatya, Alanya keza öyle. Diğer takımlar, yani bir şekilde Sivas... Onu biraz sonra konuşacağız. Ha. Anadolu takımları iki sezondur ilk yarı performanslarıyla göz evet, dolduruyor. Yani Hatta makasın açılmasına da sebep oluyorlar. Büyük takımlar mı kötü yoksa Anadolu takımları mı iyi? Çok iyi. Ha. Yani buradaki sıkıntı şu ama büyük takımların kötü olduğu bir kesin. İstikrarları yok. Biraz evet. sonra o konuyu konuşacağız. Tamam. Enzonzi'ye dair bir haberimiz var. Saha içini konuşarak devam edeceğiz sohbetimize. Galatasaray'ın Roma'dan kiraladığı Enzonzi'nin İtalyan ekibi Torino'nun radarında olduğu belirtildi. Ancak sarı kırmızılar Fransız yıldızı bırakmak istemiyor. Enzonzi performansı en çok beğenilen e, oyunculardan biri. Hatta belki de liste başı. Bilmiyorum aynı görüşte misin? Yani Enzonzi en hazır gelen oyuncu gibi görüntüde. Yani geldi takımı hiçbir sıkıntı olmadan oynadı. Devamlı da oynuyor. Hı -hı. Her geçen günde üstüne koyuyor ama yeterli mi? Değil. Yani sonuçta orta sahada bir oyuncunun iyi oynaması yeterli değil ki. Hı hı. Ama Enzo zaten kalitesi belliydi. E, seri o işte bir atıldı oyundan geldiğinde tam hazır değil, bir istikrar yakalayamadı. Lemina keza öyle bir oynuyor, sakatlanıyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Seri muhteşem oynadı. E, bu üçlünün orada bir arada oynadıktan sonra tamamen iyi, 2-3 yani maç üstü o zaman performanslar ortaya çıkacak. O zaman takıma yansıyacak. Şu an en çok işte katkısı olan ne diyoruz? Enzo Onzu bir... Mustara 2. En yani şu an formda olan. 2 oyuncuyla e, bu takım maç kazanabilir ya mi? Ya da en hatasıza yakın oynayan. 2 i̇şte oyuncuyla maç kazanabilir misin? İmkansız. 2 oyuncu kötüyse oyun. en az 8-9 oyuncu iyi olacak ki maç kazanabilesin. E, ama gerçekten çok iyi profesyonel. Kaliteli bir oyuncu. Ön tarafa da zaman zaman çıkması lazım. O özellikleri de var. O zaman da çok var. faydalı. E, çok top kaybetmiyor. Orada mücadele ediyor. Yani en diri e, kalan oyuncu. En zonzi gözüktü. E, tabii ki genel anlamda, bireysel anlamda çok iyi. Ama takıma baktığında bir tane oyuncu orada sırıtıyorsa o da ciddi bir sıkıntı. Yani orta sahada bir tane Enzonzi'yi konuşuyorsak şu ana kadar Galatasaray'ın bu durumda olmasının açık sebebi de budur zaten. Yani bir tane oyuncu çok iyiyse, diğerlerinde performans alamamışsa 7 haftada, Artı Şampiyonlar Ligi'nde, o zaman orada bir sıkıntı var işte. Onun için bir an önce Lemina'nın, Serin'in, Berlanda'nın, Fegül'ün devreye girmesi lazım. Onu bekliyor yani Galatasaray taraftarı da onu bekliyor. Bence Fatih Ucu da onu bekliyor. Ama bir şekilde bunu çözmek lazım. Biraz uzadı bu süre. Yani bunun tamam sebepleri var hoca açıklıyor ama artık e, ligde de artık yavaş yavaş e, alışkın değil Galatasaray takım bu kadar puan kaybetmeye üst üste. Bu e, rakipleri de iştahlandırıyor. E, aradaki fark tamam çok açık değil ama e, ilerleyen haftalarda açılabilir. Yani buna imkan vermemesi lazım Galatasaray takımının. Çünkü hem Şampiyonlar Ligi oynuyorsun hem Ziraat Türkiye Kupası başlayacak. Yani üst üste e, içeri dışarı maçlar oynayacaksın. Yani orada bir fazla da efor sarf ediyorsun. Şimdi Paris Saint Germain maçı inanılmaz koştu takım mücadele etti. tamam sonucu alamadı ama müthiş bir performans gösterdi. Ben hep şunu diyorum. Ya bu takım böyle koşabiliyor. Böyle mücadele edebiliyorsa niye bunu ligde bir %30'unu veremiyor? %20'sini. Yani maçına bakıyorsun hiçbir şey yok. Tam ters. Yürüyen bir takım, koşmayan bir takım. isteksiz bir takım, coşkusuz bir takım. E Paris Saint Germain maçına bakıyorsun. E diyorlar ki işte görüntü orası şampiyonlar. Evet onun da şeyi var ama e, profesyonel bu değil. Bunu Fatih Hoca çözecek. Böyle olmaz yani orada bir orada böyle bir burada. Hani bu kadar dengesizlik olmaz performanslarda. Zaten o da e, o zaten hocayı bence çok en çok üzen ve hayal kırıklığına uğratan. bundan sonra orada bir rotasyon yapacak. Sonradan giren oyuncular hiçbir katkısı olmadı Gençler Birliği maçı. Genel anlamda problemler var. E, bu problemler geçen sene olmadı mı? Oldu. Ama bir şekilde hoca çözdü. Lig çok uzun bir maraton. Bütün takımların için söylüyorum. Şu an 3 büyük takım için çok iyi şeyler söylemiyoruz ama hepsinin toparlama fırsatı var. Niye? Kadroları çünkü çok kaliteli. Ee, ama şu halleriyle, bu mücadeleyle bu yeterli mi? Değil. Peki Onyekuru ile devam edelim. Hani biraz önce dedim ya Falcao e, kurtuluş reçetesi olarak görülmüştü. E, Biraz sonraki sorum Onyekuru üzerinden olacak. E, yeni kurtuluş reçetesi Onyekuru mu diye. Çünkü bazı oyuncular Fatih Terim tarafından elden ve gözden çıkarılmayı düşünülüyor e, Fatih Terim. E, o oyuncuların ismini biraz sonra ekrana getireceğiz. Üzerine konuşacağız. E, ama Onyekuru'ya dair bir haberimiz var. Onu hemen izleyelim, ekrana getirelim. Sonrasında stüdyoda olacağız. Evet, önümüzdeki günlerde Nijeryalı kanat oyuncusu sence bir kez daha Galatasaray'a gelir mi? Galatasaray forması giyer mi? İhtimali nasıl değerlendiriyorsun? Bilmiyorum yani Monaco şu an çok süre almıyor ama e, hani sezon başı Fatih Hoca Onyekuru'yu istiyordu zaten ama bonservisi çok pahalıydı. Yani onu alma şansı yoktu. Onu zaten öğrendikten sonra son bir iki ayda... 14 milyon euroydu. Evet değil mi? yani ben onun için İbrahim Baba'yla çok önceden teklif götürdüler. E, çünkü anlaşamayacaklarını anladılar Onyekuru'yu kulübün hani o paralara satacağını, kiralay kiralamak istemediğini. E, devresi olabilir. E, zaten Galatasaray'ın şu an en büyük problemi bence iki kenar yani Öndeki iki kenar ve arkadaki iki bek e, sıkıntı yaşıyor. Yani hem tempoları düştü ile Mariano'nun. Artı önde de Ryan Babel çok benim beğendiğim oyuncu. Çok da kaliteli bir oyuncu ama e, işte son paslarda, finallerde bir türlü o istediği şeyi yapamadı. Yani orada çok arkaya koşan bir oyuncu değil, hı -hı, çok süratli. Hı -hı. E, 33 yaşında bir oyuncu. Ama yine Galatasaray'a çok faydalı olacak Ryan Babel. Yani şu an belki olamadı ama yine o kap kapasitede bir oyuncu olabilecek bir oyuncu. E, Fegoli işte kötü başladı. O kenar bozuk. E şimdi iki kenarların bek, iki bekin bozuk. İki önde kaleye gitmiyor, alıyor veriyor. Arkaya çok koşu yapmıyor. E sen nasıl gol atacaksın? Hani sen diyorsun ya Falko beklenti vermedi. Nasıl verecek adam veya orada oynayan kim Andone? O adamlara top atmıyorsun ki. Atamıyorsun. Gelen postunda vermiyorsun. Bencilik yapıyorsun. Kafanı kaldırmıyorsun. E o zaman da ciddi bir sıkıntı. E, onun için devre arası hoca bence dediğin gibi Onyekuru veya onun tarzında bir tane oyuncu Galatasaray'a şart. Günümüz futbolunda Kenar oyuncuları, kenar bekleri de öndeki oynayan iki kenar oyuncusu da kesinlikle süratli olmak zorunda. Tamam orta yapma özelliği var ama boş koşu arkaya yapacak, yani sprinter oyuncu olması lazım, atletik bir oyuncu olması lazım. E, şu an Galatasaray'da bu yok. E, i̇ki bek de eskisi gibi çok fazla çıkıp gelmiyor. Nagatoma'da, Mariano'da. Yani Her hafta böyle bunu yapamazlar. Şampiyonlar Lig'i götüremezler. E, devre arası o konuda bence hoca bir operasyon yapacak yine. E, oraya bir takviye yapacak ama devre arasına kadar da e, bu oyuncularla oynayacaksın yani onun için e, Onyekuru tarzı oyuncu bence Galatasaray'a şu an kesin şart ama şu an bir şey yapamazsın artık yani sonuçta e, devre arası böyle bir oyuncu kazandıracaksın. Onyekuru olsaydı ne olurdu dersek hani şu ana kadar Onyekuru takımda olsa Galatasaray maç kazanır mıydı Yani Şampiyonlar Ligi hani Brugge yener miydi mesela veya içeride Fenerbahçe yener miydi? E, bence olabilirdi. Bir oyuncu diyoruz ama çünkü hızlı oyunda e, Karşı defansı bozan oyuncular lazım. Yani o da Onyekuru'da öyle bir oyuncuydu. Şu ana kadar Galatasaray öyle bir pozisyon yakalayamadı. Yani hızlı oyunda eski bir şey değiller. Yani hızlı ve çabuk oyunda etkili değiller. Daha yavaş çıkıyorlar atağa, daha çok fazla pasçı yapıyorlar. Bu da e, karşı rakibin, defansın, e, takımın yerleşmesine zaman tanıyor. O zaman da oyunu kurmak çok kolay değil. Artık yani 2-3 kişiyi geçip gidemiyorsun. Öyle öyle bir futbol kalmadı. Onu yakalamak lazım. işte. Galatasaray o pozisyonları yakal yakalayamıyor. Yani oyun anlamında çok eksikler var. Yani sadece bireysel itmemek lazım. Ee, ama toparlanmayacak bir şey değil. Ama Onyekuru e, sezon başı başlasaydı en azından belki Galatasaray bir iki maç alabilirdi. Gerçekten e, öyle skoru etkileyen bir oyuncu. Yani geçen seneki performansına bakarsan Figuoli Onyekuru Belan'da e, ciddi bir fark görürsün. Yani şu an e, 7 haftalık periyotta e, hiçbir oyuncuda öyle bir iştah ve arzu yok şu an. Hı hı. Skora da etkiden durum yok. Peki şöyle yapalım, biraz da Beşiktaş'la devam edelim. Bu arada bir kez altını çizelim. Divan toplandı bugün ve önemli açıklamalar yapıldığı anla itibaren canlı olarak ekranlara getireceğiz. aspor ailesi olarak değilim. Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim. Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulu öncesi başkan adaylığı için başvurular yarın saat 17'de sona eriyor. Evet Beşiktaş seçime gidiyor ama bu seçimde adaylar kim, kimler olacak e, su hala soru işareti devam ediyor. E, tabii ki başka soru işaretleri de var ama genel olarak Beşiktaş'ta bir kaos yaşanıyor. Bu ister istemez sahaya da yansıyor. Evet yani bu büyük camialarda hani bu aralarda olan kongreler falan e, çok e, iyi bir şey değil. Yani görüntü anlamında da bir kaos ortamı oluyor. İşte başkanın belirsizliği, işlerde kötü gidince ister istemez e, her tarafa yansıyor bu. Ama bu süreç yapacak bir şey yok. Burada bir başkan çıkacak. Ee, ama kim olacak tabii ki onu ben bilemem. Ama Fikret Orman'da olmayacağım diyor artık herhalde çünkü sonuçta istifa etti. Görüntü de şu an o. Ee, hayırlısı olsun yani burada gelecek başkan tabii ki önemli. Çünkü Beşiktaş'ın e, ciddi ödemeleri var. Yani hep duyuyoruz basından şunu ödeyecek, şu kadar borç var, e, yaklaşan ödemeler diye. E, bunu da karşılayacak bir yönetimin olması lazım. O desteği nereden bulacak, kendi cebinden veya işte nasıl karşılayacaklar, nereden nasıl ayarlayacaklar onu bilmiyorum ama gerçekten kolay değil. Gelecek başkan işi de kolay değil. E, takım da geçen hafta kazandı, bir moralle milli maç arasında moralle girdi. E, kolay bir süreç değil ama birisi gelecek sonuçta. Yani bunu da çözecekler. Bunlar olmalı mıydı? E, tabii ki olmamalıydı ama e, ne yazık ki futbolda her zaman şunu diyorum. Evet kulüplerin mali durumları önemli, her şey önemli ama sportif başarı yakalayamazsan, şampiyon olamazsan, ne yazık ki çöküyorsun çünkü o parayı kazanılan paraları bizim yöneticilerimiz iyi kullanamıyorlar bol harcıyorlar. İşler kötüyken sıkıyorlar, toparlıyorlar. İşler güzelleşiyor, üstte kazanıyorsun ondan sonra işi bozuyorlar veya yanlış transferler yapıyorlar. Fikret Başkan da o hataya düştü. Şimdi Beşiktaş da bunun sıkıntısını yaşıyor. Ama başkan geldikten sonra o iş toparlanır. Özellikle takımın şu an son maçı kazanması, biraz morallenmesi önemliydi. Çünkü herkes bu seçime bakar ama takımın başarısına da bakar. Yani sen burada devamlı şimdi kötü gitmeye devam etsen bu arada yönetim de olduğu sürece kimse de bu takım başına gelmek istemez. İstese bile sıkıntılı bir dönem olur. Kimsenin güveni olmaz. Onun için zor bir süreç. Peki Beşiktaş'a dair soru geldikçe devam edeceğiz tabii konuşmaya. Saha içinde de şunu sormak istiyorum. Milli aralar her e, büyük kulüp için handikaptır dedik. Çok fazla oyuncu gönderen kulüplerimiz var. Onlardan bir tanesi Beşiktaş. Tam 14 oyuncusunu e, milli takımlara gönderdi. Ki son karşılaşmada 3 oyuncusu sakatlandı. E, en üzücüsü Dorukan Toköz'ün sakatlığıydı. Oğuzhan ve Enkudu'nun sakatlıkları e, Nazaran. E, Dorukan'ın sakatlığına nazaran daha hafif sakatlıklar evet. ama tabii geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Üç oyuncusu sakat. istediği performansı alamadığı bir layıç var. Hatta milli aradan sonra Abdullah Avcı'nın özel olarak bir kez daha görüşmesi gündemde Adem Layıç'la. Bunun haricinde 14 oyuncusunu milli takımlara gönderdi Beşiktaş. Handikap mıdır? Handikaptır. Çünkü uzun yola çıkan oyuncular var. Sadece bizim milli takımımızda görev alan oyuncular yok. Evet. E, dolayısıyla da istediği kadar iyi kullanmak istesin yine şans ve şanssızlık faktörleri de devreye girebilir. Yani sezon başından beri Beşiktaş taraftarı da e, takımın oyundan çok memnun değil. E, bu bir gerçek. Yani biz de e, sonuçta bu işin içi, içerisindeyiz. izliyoruz. ama son hafta Alanya'yı yeniyorsun. Alanya bu, bu ligin lider takımını yendi. Ne olursa olsun. Yani iyi bir takımı yendi Beşiktaş. E, tamam çok iyi oynamadı. Eksikler var. Ee, ama toparlanma sürecinde mi desek onu diyemiyorum şu an. Yani onun için birkaç maç daha kazanması lazım. Veya işte e, milli maç sonrası dönüşü bu istikrarını sürdürmesi lazım. O zaman diyebilirim evet bir şeyler oturabiliyor diyor ama e, takımda da o e, oturmamazlık duruyor. Yani yönetim nasıl bir boşluk ise kimin ne olacağı belli değilse takımın da 11'i tam daha oturmadı. Yani orada işte sakatlıklar oluyor e, zaman zaman oyuncular değişiyor değişecektir. E, hoca da bir şeyleri deniyor ama e, dediğim gibi oyun anlamında çok e, verimli mi? Çok iştahlı mı oynuyor geçen sene gibi? Veya işte bak şampiyon olamadığı zaman, dönem bile o ki performansı var mı Beşiktaş'ın? Yok. E, bu zamanla olacak bir şey. E, burada işte bu gelecek başkanın, camianın hocana, hocaya olan güveni, hocanın oyuncularla olan diyaloğu, onlara olan güveni çok önemli. E, şu an çok işler iyi gözükmüyor ama Burak'ın gelmesi, orada bir tecrübeli bir oyuncunun işte penaltını atması, attırması bunlar önemli şeyler. Dediğim gibi Adem Laiç'ten hani istenen performans bir türlü olmuyor. Hoca çok memnun değil. <laughs> oyunun içerisinde o liderlik vasfı bir türlü sahaya geçen seneki o şeyi yansıtamıyor. Yansımıyor. Ee, bunun işte hoca ile de alakası olabilir, sistemle de alakası olabilir, oyuncunun kendisiyle de alakası olabilir. Ama bunların da düzelmesi lazım. E tabii şimdi Dorukhan gibi e, milli bir oyuncu sakatlandı. E, Enkuda tam toparladı hani bir şeyler yapmaya çalışıyordu sakatlandı. Oğuzhan zaten çok şeyler yapmıyor ama yine de o takımda olması da önemli o, o da yok. E, bunlar tabii ki etken. Yani dediğim gibi bu milli maç araları büyük takımlar için aslında iyi gibi gözükse de çoğu oyuncu yok şu an. Sakatlar da var. Yani hangi oyuncuyla bir arada olacaksın da çalışacaksın? Beş yaşta zor bir süreç geçiriyor. Atlatabilir mi? Atlatırlar. Yani lig'e baktığında işte bir maç kazandı. Bir anda hemen sıralamada değişik bir yerde oldu. E Galatasaray puan kaybetmiş. Ya zaten zirveyle çok büyük puan Yani şu an çok erken yok. aslında. Yani şampiyonlukları konuşmak. Şu takım şampiyon olur. Bu takım silme alır götürür diyemez kimse. Evet ama beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de e, şu an daha o şeylerini yakalayamadılar ritimlerini. E, ama beşiktaş'ta oyun anlamında sıkıntılar var, o bir gerçek. Peki büyük takımların üç büyüklerin, daha doğrusu üç büyük İstanbul kulübünün e, ritmini yakalayamamasındaki sorun e, Anadolu kulüplerinin makasa açması mı? Yani performansının çok mu iyi olması Anadolu kulüplerinin? Yok. Çünkü mesela geçtiğimiz yılı hatırlayalım, e, bilmiyorum hatırlayacak mısın ama ilk yarı e, puan tablosuna baktığımızda 4 Anadolu takımı ilk 5'in içindeydi. Bence e, bence büyük takımların sezon başına e, iyi hazırlanmaması. Şöyle iyi hazırlan, Yani antrenman olarak değil, hep yöneticileri transferlerle ilgili olması. Hep işlerin geç ilerlemesi, e, çok fazla değişimlerin olması, yanlış oyuncu tercihleri... E, işte ...veya işte kampa bir şekilde oyuncuların geç katılması hep bunlar problem. Büyük takımlar bunlarla uğraşırken Anadolu takımları daha medyanın göz önünde değil... Daha sakin, daha sessiz işlerini hallediyorlar ve daha iyi hazırlanıyorlar. Onun için ilk yıllar farkındaysan ve ligin başları Anadolu takımlarına daha çok çıkış oluyor. Büyük takımlar sonra arayı kapatıyorlar. Bence yine aynı. Yani bu büyük takımların kötü olduğundan. Evet Anadolu takımlarına saygı duyuyorum. Onlar iyi oyuncular aldılar, iyi teknik adamlar var. İstikrarlı başlıyorlar ama sonunu getiremiyorlar. Hı hı. Yani onun için büyük takımlar bu konuda kadro kalitesi zaten çok fazla. Hepsinden önde. Onların performanslarını oturtana kadar, takım oturtana kadar zaten devre oluyor. Geçen sene de Galatasaray kötü başladı. Çok iyi başlamadı ki. Yani bu kadar kötü değildi. Değildi. Ya Beşiktaş da bu kadar değildi ama, ama sonra... sonra hani he. yerine kimse gelmediği için biraz bir e, sendelemişti. Yani evet sendeledi ama sonra toparladı. toparladı Cagney'i aldı. Yani devre arası sonuçta bir transfer yaptı. İşte iki tane stoper aldı. E yine aynısı olacak bu sene. Ama her zaman bu yeter mi? Bu şey gibi oluyor sanki. Şımarıklık. Yani büyük takımların şımarıklığı. Yani sen çok iyi takım kuruyorsun, güçlüsün. Taraftarın var, medya gücün var, her şeyin var. E niye sen iyi başlamıyorsun sezona? Ya bu çok önemli ve oyuncular geç geliyor kampa. İşte Galatasaray Tudor zamanını hatırla. Tudor'u eleştirdik giderken sezon başına bütün transferlerini yaptı. Sezonu 6'da 6 girdi. Sonra ne oldu? O Tudor yüzünden oldu. Tepe gidiyordu. Fatih Hoca geldi Allah'tan. Yani burada sezon başı oyuncuları alabilmek, kaliteli oyuncuları çok önemli. Kampa yetiştirmek çok önemli. Avrupalılar bunu yapıyorlar. Ee, onun için bizde şu transfer dönemi lig başladığı sonra bitmesi lazım artık. Yani o hani lig başlamadan şu transferi bitirmeleri lazım. Bence Yoksa de o mantıklı 4 olan haftalık o... süreç oldu mu? Geliyordu, gidiyordu, kötü oynadı, o gelecek, bu gelecek derken Kimse büyük takımlar gidip konsantre gidip olamıyorlar. konsantre, evet. Olamıyorlar. olamıyorlar. <laughs> yani onun için Beşiktaş'ta da, Galatasaray da, Fenerbahçe onun sıkıntısını yaşıyor. Fener yine nispeten bu sene biraz daha iyi başladı. Yani geçen seneyi zaten saymıyorum. Ee, yine biraz daha istikrarlı gözüküyor. En azından oyun anlamında, skor anlamında değil. Mücadele ediyorlar. Onlar da son 5 haftadır yansıtamıyorlar ama da bu işi çözecek Abdullah Hoca ve oyuncular, tecrübeli oyuncular. Şimdi Beşiktaş'ın şöyle bir avantajı da var, Fenerbahçe'de var bu avantaj, yerli oyuncuları var tecrübeli. Evet. Yani onlar orada ağırlığını koyacaklar. Hadi Fatih Hoca yabancı oyuncusu fazla işte orada ister istemez tabii ki iletişimde oluyordur ama yerli oyuncuyla iletişim yapmak çok daha ayrı. 11'de oynayan yerli oyuncunun olduğu zaman çok daha avantajdan olabiliyor takıma sahip çıkıyor, yabancılara uyarıyor, hocaya sahip çıkıyor. Saha içi için avantaj. Evet yani orada işte Gökhan Gönül, Caner, Oğuz, Oğuzhan çok önemli oyuncular. Yani bunlar hem saha içinde tecrübeliler hem saha dışında da bir ağırlıkları var. Onların orada Abdullah Hoca'da yardımcı olması lazım. Ee, onun için bu süreç sıkıntılı bir süreç. Eğer orada yardımcı olmazlarsa birbirine Beşiktaş toparlayamaz. Yani burada e, takımın da hocaya biraz destek vermesi lazım. Hocanın da biraz e, inatlarından vazgeçmesi lazım. Yoksa toparlanmayacak bir süreç değil. E, tabii ki şimdi oyuncular şeyi bekliyordur. İşte kim gelecek başkan? E, kim olacak? E haklı olarak. Hani yerli oyuncular bunu konuşur. Yabancılar da bakar ama sonuçta onlar direkt parasına bakar. Yerliler biraz daha işin içinde olay, e, daha çok duyarlar dedikoduları. E, bu tabii biraz etkiler mi oyuncuları? Etkileyebilir yani. Kim başkan olacak? Ocak kalacak mı? Gidecek mi? Nasıl olacak filan? E, bunlar da oyuncular arasında konuşulur. İşte dediğim gibi o konuşmaları, negatif konuşmaları sahaya değil, sahaya yansıtmamak lazım. Sahanın dışında kalıp sahada performans vermek lazım. Son maç yine kazandığın için her zaman haklısındır. Kötü oyun var mıydı? Vardı. Oyun içerisinde sıkıntılar var mıydı Beşiktaş'ta? Vardı. Ama sonuçta kazandı. Fenerbahçe kaybetti, Galatasaray beraber kaldı. Bir haftada Beşiktaş kazandı. Bu bir avantajdır. En azından bir moral oldu onlara. Peki son olarak Abdullah Avcı'yı gerçi konuşma aralarında ele aldık seninle birlikte ama bu son maçta kazanılan puanla birlikte biraz olsun sence baskı kalktı mı yoksa daha mı baskı altında hissediyor yönetim değişikliğiyle birlikte Abdullah Avcı kendini? Bir nebze rahatlamıştır hoca ama sonuçta genel yapıda istediği şeyler olmuyor. Yani evet. takım istediğini tam daha yapamıyor. Oyuncular ama odiyonu... belki de yani şunu sormak istiyorum aslında sana Abdullah Avcı zor olanı mı istiyor şu anda? Daha biraz daha sistemi değiştirmesi mi gerekiyor? Yani yok? bence hiç olmayacak bir şey istiyor. Yani burada bunu yapabilmesi hiç için. Hiç olmayacak bir şey. Yani çok zor o sistemde oynatmak oyuncu. Çünkü oyuncun yok öyle. O kalitede oyuncun yok. Yani Kadro. çok pas oyununda bak Manchester City de çok pas yaptı. Wolverhampton burada Beşiktaş'ı yenen o takım gitti orada iki tane attı. Yani çok pasta da bir şey olmuyor. Yani dünyanın en iyi oyuncuları da senin elinde olsa pası pası yapıyorsun. Sonuçlandırmadığı zaman ata gol yiyorsun. Yani bu çok kolay bir şey değil. Yani göze hoş geliyor. Evet orada bir şeyler yapmak istiyorsun ama şu an Beşiktaş'ın bu oyuna e, uyum sağlaması zaten çok zor ve sağlayamadı da zaten. Olur mu? Arada sırada oynarsın, bakarsın, e, yapabilir misin bilmiyorum. Çok zor ama buna inat etmenin bir anlamı yok. E, burada biraz daha olayı artık takımın e, oyununa bırakmak lazım. Yani oyuncuya göre biraz daha sistem ayarlamak gerekiyor. lazım. Ha, bunu yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Bu benim görüşüm. E, Abdullah Hüseyin tecrübeli bir teknik adam. O da artık bu... Yıllardır bu işin içinde ama büyük takım tecrübesi her zaman farklıdır. Bunu söylüyorum. Büyük takım çalıştırmak. Hemen bir yönetmenime sorayım. Kaç dakikamız kaldı reklama? Fenerbahçe haberini olmazsa ekrana getirelim. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Fenerbahçe'ye dair de gündemi konuşacağız. E, virgül koymuştum, e, bölmüştüm. Lütfen kaldığın yerden devam et. İşte evet, oyuncuların dediğim gibi e, burada bu sistem uyum sağlayamayacağı belli oldu. Hocanın bunu çok zorlamaması lazım. E, Abdullah Hoca da bu konularda... Şimdi, büyük takım çalıştırmak çok kolay bir iş değil. Yani eleştiriler oluyor. Başakşehir'de bu eleştiri çok fazla almıyordu. Bundan zaman zaman etkilendiğini görüyorum. Çünkü verdiği cevaplarla ilgili işte kendinin sorgulanması filan onlara çok o konulara girmemesi lazım. E, hocayı sorgulayan bence çok kimse yoktur. E, oyunu sorguluyorlar. Yani tek direktörünü kimsenin sorgulayamazsın zaten. Sorgularsın, oldu mu herkesin sorgulanır. Ama hani çok detaylı da böyle bir durum olmadı. İşte hoca zor bir dönem geçirdiği için takım orada belki bir alganlık yaptı ama genele baktığında başarabilir mi? Her şey olabilir. Yani burada başaramaz diye bir durum yok ama şu an sıkıntılı bir dönem. Yani hocanın da kendini bir şekilde ispat etmesi için bir istikrar yakalaması lazım. O daha istikrarı yakalayamadı şu an. Hı hı. Ee, peki. Şimdi Beşiktaş'a dair sorular geliyor. Burak Yılmaz takımı tek başına sırtlıyor şeklinde bir algı var. Bilmiyorum katılıyor musun? Ya tek başına sırtlıyor kelimesi ya takım oyununda çok doğru bir şey değil. Yani tek başına derken ön tarafta Buran orada durması bile yetiyor. Yani tabii ki. E, yani Güç o çok veriyor. önemli bir şey. E bir penaltı oluyor, tak atıyor, işi bitiriyor. E, asist yapıyor işte o an muhteşem bir asist yaptı diye bir. Ya. Yani çok te tecrübeli bir oyuncu ve Beşiktaş'ta çok önemli bir oyuncu ama e, sezonu götürmede bana dersen ki Burak'la sadece Burak'la bu iş gider mi sezon sonuna kadar? Bence gitmez. Yani Beşiktaş'ın kesinlikle Devre arası bir tane santrafor alması lazım. Allah korusun bir sakatlık olur, bir sıkıntı olur. Çünkü Burak 34 yaşında. Zaman zaman bunları yaşayabiliyor. E Burak olmayınca oynattığın oyunculardan verim alamıyorsun. Ne güvenden ne umuttan o şeyi alamadın. E onun için Beşiktaş'ın bir tane santrafor alması lazım. Yani şampiyonluk uzun bir süre, uzun bir yarış yani bu süreç. Bu süreçte 2-3 maçta değil, 30 maç oynayacaksın. Yani öyle devamlılık çok önemli. E şimdi Burak'ın olmadığını düşün 3 maç sonra yine. Tabii sıkıntı. Yine mi maç kazanamayacaksın? Ee, mesela şöyle bir şey var. Aslında santrafor almayı düşünüyordu Beşiktaş. Ee, ama galiba biraz da evdeki hesap çarşıya uymadı. Yani bir liste yapıldı ama o listeye çok fazla e, uyum sağlanamadı Beşiktaş tarafından. Maddi olarak mali şartlar sebebiyle kasadaki canlı para sebebiyle belki de e, evdeki hesap çarşıya uymadı. E, dolayısıyla da Burak Yılmaz evet yalnız kaldı. Diabi'nin mesela çözümü olabileceği konuşuldu. Hem kanatta hem forvet hattında santrafor olarak e, Abdullah Avcı'nın görevi vermesi bekleniyordu ki e, verdiği maçlarda oldu. E ee, onun haricinde güvenden çok şey bekleniyordu. Ee, ama çok da fazla herhalde e, beklentileri karşılayamadı bu iki isim. Burak Yılmaz'ın yokluğu. Setana orada. işte hep öyle oluyor. Yani o geliyordu, bu olacaktı, orada onu yapacaktı. Öyle bir hata yaptılar. Strateji hatası, transferde. E, o kadar para da Beşiktaş. Beşiktaş diyoruz bu sene. E, hani kime aldı, kime etti. 6,5 milyon adamla neçe verdi euro. bon e, bonservis verdi. O e, maliyeti 8-10 milyon euroya geliyor. E, Keza Boyd 2 milyon eurodan 2,5 aldılar. oyuncusu. Ademle hiç bayağı bir Yani e, 6,5 7-10 25 30 milyon euro. E, e, şimdi ben hep şunu söylüyorum. Santrafor alacaksın. Eğer yani nokta atışı yapmak istiyorsan hani defansa çok büyük para verme 5 milyon euro. Git Santrafor ver 5 bizim ligimizde. O zaman tutturabiliriz. Yani Buran yanına bir tane böyle bir iyi oyuncu alabilseler de. Yani şimdi Burak kenar, da kendini rahat Ya kenar de. oyuncusu diyorsun. Kaç tane kenar oyuncusu var? Ya Diaby'yi alacaktın da o zaman Boyd'u niye aldın? Kiralık alsaydın o parayı Boyd'a vereceğim parayı. Ben gider santrafor alırım. 3 milyon, 4 milyon euroya. Bir yıllık mesela, 4 milyon euro bir santrafor verir alırdım. Yani Burak'a ne olur ne olmaz abi. Yeri geldim içeride iki çift santrafor da oynarsın. Yani Abdül Hoca bunu oynatan da bir teknik adam. Burada bir strateji hatası var yani bu kesin. Enkudu var. Yani daha kenarında kenarda onu da aldım. E, Boyd var. Lens var. E yolladı. Yani orada Beşiktaş yönetimi hocayla beraber transferde strateji hatası yaptılar. Bu kesin. Ben o kadar kenar oyuncusu alıp bir tane santrafor almazsam sıkıntı var. Veya hoca dedi ki güven var, umut var, Burak var bana yeter dedi. Ama şu an bence görüntü, öyle oldu. Evet şu anki görüntü o da bir hata gibi gözüküyor. Peki burada bir virgül koyuyoruz. Evren Turhan'a bırakmıyoruz. Kısacık bir aramız var reklamların ardından saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz ama reklamlara gitmeden önce de Trabzonspor'a dair haberlerimizi sizlerle buluşturuyoruz. Saat başında Trabzonspor'u konuşarak başlayacağız sohbetimize. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Kısa bir aranın ardından yeniden sohbetimize devam ediyoruz. Trabzonspor'la başlayacağız demiştik bu bölüme de. Şimdi şöyle bir baktığımda kariyer rekoru 15'ti Sörloth'un. Sörloth'la başlayalım evet. sonrasında Sturridge'i de konuşacağız. Ee, ve e, Crystal Palace'da e, kiralanan Sörloth'un kariyer rekoru 15'ti. E, Tabi bu rekoru geçmek istiyor kırmak istiyor Sorlot. İyi de bir başlangıç yaptı. Ama mesela şunu sormak istiyorum. Struich için e, takıma dahil olması Sorlot'u birazcık e, motivasyon anlamında düşürdü mü? Yok bence yükseltir. Yani e, bence aynı mevkide oyuncu değil zaten. Yani, e, Struich kenar oyuncusu. Tamam santrafor da oynar ama e, asist yapabilen bir oyuncu. E, zaten son maçta da bunu gördük. Yani hem gol atabilen oyuncu hem attırabilen oyuncu Sorlot. Ee, bence Struç ve Mvakame orta sahada Sosa gibi oyuncularla oynuyor Mik, -Mikel, yani gerçekten Trabzon'un ön bölgesi muhteşem ee, onun için o da çok şanslı ee, performans olarak da e, bir başlangıçta biraz duraksadı, ama ligin başında birkaç hafta daha sonra şimdi toparladı hem fizikli oyuncu hem golü kokluyor ee, biraz daha hareketli olması lazım çünkü Mvakame ile Struç öyle bir oyuncu ki yani her an e, asist yapabilecek oyuncular her an iğne deliğinden top geçiriyorlar yani öyle böyle değil Trabzon'un ön çok iyi çok formda Onun için Sorlot'ta beğeniyorum yani gelen anlamıyla zorluyor Rakibi zorluyor Kenardan gelen toplarda hava hakimiyeti çok iyi Daha güçlü biraz daha güçlü olması lazım O topu o kalçasını koyup O saklama olaylarını daha iyi yaparsa Çünkü o zaman da orta saha çıkacak Ona daha çok desteğe gelecekler Topu biraz daha fazla saklarsa Trabzon'a çok daha faydalı olacak zorluk. Obi Mikel dedin, Obi Mikel çok heyecanlanmıştı tabii Trabzonspor Spor taraftarına ama o bir ilk haftalarda çok istenilen seviyeye gelemedi. Ama tabii yeni yeni o uyum sürecini tamamlıyor ki bunu zaten ifade de etti Obi Mikel. Ve misyonum baktığımız zaman Trabzonspor'a katkı sağlamak, bu misyonumu da yerine getirmek için var gücümle çalışıyorum dedi. E ...ne kadarını sahaya yansıtabiliyor performansın kalitesini? Valla son iki haftayı olarak değerlendirirsek genel anlamda bir çıkış var o bemiklerde. Evet, var. E, bu bir gerçek. Zaten bazı oyuncuların biliyorsun e, bu uyum süreci biraz fazla olabiliyor. İstediği kadar tecrübeli olsun, Tabii. kaliteli oyuncu olsun. Bazen bazı şeyler oturmuyor Mesela veya olmuyor. Mesela benim aklıma Abu Bakar geliyor. Çok uzun bir süre adaptasyon süreci yani vardı. Bütün, Sonrasında da çok iyi katkıda bulundu. Bütün oyuncuları hatırlayalım. E, i̇lk geldikleri haftalarda falan bazen böyle sıkıntılar yaşayabiliyor genelde. Hmm ama şu an takıma bence oturdu. Orada Abdülkadir'le beraber iyi bir ikililer. Artı Sosa var. Sosa orada çok yardımcı oluyor. Yanındaki oyuncuların da performans çok çok önemli. O Mikel yapabilecekleri belli yani. O bir Mikel'den sen topu alıp 20 metre taşısın. Adamı geçsin, şut atsın falan bekleme orta sahada. Yani öyle bir şey bir oyuncu değil. Yani orada belli bölgede bekleyen statik bir oyuncu. Servisleri iyi yapar, hava hakimiyeti var. Topu kolay kolay kaybetmez. Oyuna topu çabuk sokar. Ve onları da yavaş yavaş yapmaya başladı. Hızlı oyunda, çabuk oyunda Trabzon gerçekten çok başarılı. Atağa çıktığı zaman da direkt sonuçlandırabiliyorlar. E direkt de bir skorer bir oyuncusu var. En vakame. Yani öyle böyle bir adam değil. Geçen sene ikinci e, yarıdan, yarıdan beri öyle bir çıkış yaptı ki halen de devam ediyor o işte arzusu. E, Trabzon'a çok faydalı oluyor. Çok. E, yani direkt Vaz skora katkı yapıyor. Yani şu an lige baktığın zaman büyük takımlar içerisinde en formda oyuncu. Yani kenar oyuncusu olarak geçen sene de buna katabilirim. E, Onya kuruyla işte bir tarafta Fegülü vardı. En ile beraber en çok gol atan oyuncular, kenar oyuncuları ve en çok skora katkı yapan oyuncular. Onun için En çok farklı bir oyuncu. Yürüyerek adam geçiyor. Yani onun için evet. Trabzon bunu çok iyi kullanıyor. Ülönol'a çok güvendi. O da ilk başta geldiğinde hani belli bir kalitesi vardı, belliydi ama işte olur mu olmaz mı dediğimiz dönemde o da bir süreç geçirdi ama ondan sonra bir oturdu. Pir oturdu. Onun için Trabzon takımında gerçekten çok kaliteli oyuncular var. Takım olma yolunda da çok hızlı ilerliyorlar. Ciddi avantajları var. E, ufak tefek şeyler oldu yani üst üste maçlar oynadılar. Orada bir e, sakatlıklar da oldu. Kolay değil yani şimdi bir Yusuf Yazıcı gitti, Abdülkadir sakatlandı. Ekuban gibi çok kuvvetli oyuncusu önde, en formlu oyuncu sakatlandı. E, ona rağmen takım tekrar hem Kupa maçı oynadı, Avrupa Kupası, hem Rize'de o ağır sahada müthiş mücadele ettiler. E, Trabzon gerçekten yine bu sene ses getirecek Şimdi yani. Şimdi onu soracaktım. Trabzon ilk yarıyı e, ilk beş içerisinde bitirir mi sence? Bu oyun performansıyla. Bence bitirir. Lider de bitirebilir. Yani hiç belli olmaz. Trabzon takımı e, bence hocasıyla da beraber Ünal Hoca'nın bence genel yapısıyla e, Türkiye'de en çok şu an birinci sırada olması lazım. Tek yani daha doğrusu da yanlış sordum soruyu. İlk beş içerisinde kaçıncı sırada bitirir? Ilk birinci yarıyi? de bitirebilir. İkinci de bitirebilir. Yani şu anki gidişata göre İyi. öyle gözüküyor. Çünkü oyuncuların performanslarına bakıyorsun. Bir sarsıldılar ama şimdi tekrar bir çıkışa geçtiler. Sarsılma nedenleri çok yani e... o da normal olarak takımın evet. ister istemez düzeni bozuldu. Sakatlıklar oldu. E, takıma giren genç oyuncular gerçekten etkililer. Abdurrahman artık hem milli takımda hem takımda Direkt oynuyor. Bu çok önemli. E, yani Trabzon takımını her bakımdan iyi. Defansta ufak tefek sıkıntılar yaşadılar. Yaşıyorlar zaman zaman. Uğurcan gibi karesi var. Bence şu an Uğurcan milli takımın birinci karesi olması lazım. Yani Mert de çok iyi oynuyor. Ayrı ama Uğurcan şu an oynasa hoca Şenol Hoca kimse Uğurcan niye oynuyor demez. Çünkü hak etti adam. E, Trabzonspor sadece kendi arasında merhem olacak oyuncuları yetiştirmiyor. Milli takıma da e, katkıda bulunuyor. Bence bu çok önemli. Yani bu gerçekten e, yetiştirdiği oyuncuların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani Türk futboluna da Trabzonspor'un çok büyük katkısı var. Tabii ki. Tabii İstanbul'dan uzak olduğu için biraz ister istemez medyada da biz zaman zaman tabii çok fazla konuşamıyoruz da. Ama Trabzonspor gerçekten konuşulması gereken bir takım. Her geçen gün daha fazla konuşulması lazım. Özellikle Ünal Karaman Hoca ufak tefek sıkıntılar yaşadı orada yerel medyayla. Yani bakıyorum hani toplantılarda bir iki hafta önce sıkıntılar oldu. Bunları yaşamaması lazım. Trabzon kendi içinde sıkıntı yaşamaması lazım. Hocaya destek çıkması lazım. Çünkü hoca bu takımla beraber artık bu şampiyonluğu ve bu başarıyı tatmak istiyor. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi bir kupa almak istiyor. Trabzonspor'un takımı bu kupayı alır mı? Alır. Şu an kadro bunu yapabilecek güçte. Onun için destek çıkmak lazım. Ee, ve şu ana kadar da iyi gidiyorlar. Yani diğer büyük takımlara baktığında içlerinde en formda olan takım Trabzonspor. Kim ne derse desin. Oyun anlamında zevk veriyor. Trabzon'u izledim diyorsun ki kesin pozisyona girer. Arkaya bir koşu yapar. Dikini hızlı bir oyun oynarlar. Şut atarlar. Yani oyun içerisinde olması gereken her şeyi yapıyor Trabzon takımı. Yani ha, yenilir yenersin o ayrı konu. Sen yap. İste o coşkuyu göster. Kaybedersin. Futbolda her zaman kazanamıyorsun ki. Ama sen şimdi hiçbir şey oynamazsan, bu kadar yıldız oyuncuların var, sahada dururlarsa, hani bir şey yapmazlarsa işte Galatasaray gibi eleştiririz. Çünkü onların da yıldız oyuncuları var. Kimse bir şey oynamıyor şu an, göstermiyor. Oynadıklarını da şampiyon yapıyorlar takım. Hı hı. Trabzon'da da böyle oyuncular var şu an. Biz Turuş'tan bahsediyoruz ya. Obi Mikel'den bahsediyoruz, Sosa'dan bahsediyoruz. Yani bunlar öyle böyle oyuncular değiller. Belli bir kariyerleri var. Bunlar onu sahaya yansıtacak, yansıtacaklar. Yansıttıkları zaman zaten fark yaratıyorlar yani artı da MVKM. yani o sürpriz oldu bizim için. Biz hani 3 yıl önce MVKM'yi ne kadar ne bilirdik ki? Biliyorduk. Yani öyle çok şu an bir görüntüsü yoktu bizim adımıza. Haberimiz bile yoktu belki. Ama şimdi ciddi bir fark yarattı. Bunlar önemli artı onazı gelecek şimdi takıma yavaş yavaş. E, sol tarafa bakıyorsun Novak'ı Peraras'ı yani Trabzon e, her yönüyle gerçekten iyi. E, ve üstüne de koyup gidecek bir takım. Yeter ki kendi içerisinde o sıkıntıları büyütmesin bu takıma yansımasın. Önün hocanın morali bozulmasın. Hı, hı. Konsantrasyona dağılmasın. E, Trabzon bu istikrarda gider. Şu an çok avantajlı görüyorum. Artı Uğurcan bir önce söyledim ama gerçekten maşallah müthiş oynuyor. Yani her yönüyle ayakları çok iyi. Ya bir kaleci en önemli şey olan ayak artık futbolumuzda. Ayağını çok iyi kardeş, Gerilmeden topa vuruyor. Degajı çok iyi yapabiliyor. Direkt kontrataklarda arkaya top atıyor oyuncuya. Direkt buluşturuyor. E, yan toplara bakıyorsun çok özgüvenli. Cepheden de kolay kolay gol yemiyor. Yani tam bir kaleci görüntüsü. Sanki yıllardır oynuyor. Yani 10 yıllı e, liglerde oynuyor bir görüntüsü var. Bu ona işte çok artı kazandırıyor. Bence ileride Trabzonspor çok büyük paralara Umurcan'ı satar. %100. Yani şu anki gidişat onu gösteriyor. Ama takıma da şu an hani takımında da bir şampiyonluk yaşamak istemez mi? İster. O takımda bu takım diyebiliriz. Ben öyle düşünüyorum. E, yeter ki ufak tefek işte geçen sene de hakemler yüzünden Trabzon'un canı çok, çok yandı. Eter hakemler bir iki Trabzon'a bir şey yapmasınlar. Yani onların o gidişatındaki düzenini bozmasınlar. Ee, yoksa Trabzon e, kolay kolay bu sene yarışı bırakacak gibi gözükmüyor. Peki Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kiraladığı Victor Moussa'nın devre arasında Chelsea'ye döneceği iddia edildi. Mozus e, tabii Fenerbahçe'yi biraz önce de ifade ettiğim üzere büyük beklentilerle gelmişti. Ee, bir iddia var şu anda ortada. Chelsea'ye devre arasında dönebilme e, iddiası. İnandın mı sen? Ha <laughs> o kadar Gerçekten. böyle ucu açık iddialar ki bazen de gerçek olabiliyor. Hiç beklenmedik bir şekilde. Bir, şu anki Chelsea takımı da oynar mı Victor Mons? Oynaması değil belki. Yani öyle bir gençleştik o takım. Öyle bir takım oldu ki. Ya Victor Monsuz müthiş kaliteli kariyerli bir oyuncu. Evet tamam, ama, öyle... benim için hayal kırıklığı oldu. Evet. Çoğu yani şu an, e, Fenerbahçe'de çok daha fazla maç oynaması lazımdı. Maç kazandırması lazım ha bunu Ocak ayına kadar yapar mı? Yapabilir. Bundan sonraki süreç önemli. Ama ben şu anki Chelsea takımları... Dönmesi oynayacağı anlamına gelmiyor ama Chelsea'de. Belki burada mutsuzluğu söz konusudur. İkili ama ilişkilerini niye mutsuz kullanır. Olsun, müthiş bir para alıyor. Belki bir ee, ihtimal. oynuyor Fenerbahçe. İyi bir takım kuruldu. Burada oynamayacak. Nerede oynayacak Victor Mons? Yani... Chelsea'de yani yani ona bakarsan ama... şimdi işimizle ilgili ya da kazandığımız parayla ilgili sadece mutluluk getiren olaylar değil ki. Belki başka bir durum mutsuz ediyordur. ne, ne diyor sence? Yani genel olarak başka bir şey mutsuz Bence hiç mutsuzluğu ediyordur. yok. Kendi performansını veremedi ve uyum sağlayamamıştır. Ee, ama daha süreci var. Yani bir şansı var. Ben gideceğini düşünmüyorum. Yani o Chelsea takımına gidip oynayacağını düşünmüyorum. Oynarsa şaşırırım. Burada oynamamış orada mı oynayacak? Yani ilk önce bir Fenerbahçe'de bir şeyler yapsın. Çünkü o kalitede bir oyuncu. Klas bir oyuncu ama... O zaten Fenerbahçe'de bir şeyler bir şey yapsa, yapsa Chelsea'ye dönmek istemez ya da Chelsea'ye dönmesi gündeme gelmezdi. Başka takımların takibine girerdi. Ya iyi buradan bir şey yapamayayım Chelsea'ye gidiyor yani. İyi o da güzel. <gülüyor> Şanslı <gülüyor> adam yani hiç oynamadan Chelsea yine geri dönüyor. He şu var Chelsea'nin transfer yapamıyor. Belki hani ondan haberde de öyle diyor ama doğrudur. Ama Chelsea takım da şu an oynama şansı yok. Çünkü göremedik ki yani. Ne, nerede gördük yani bir şey. Oyununu göremedik. Yani bir iki maç burada geldiğinde müthiş oynadı. Ondan sonra bir daha ya sakat oldu. Ya bir başladı bir bozuldu. Yani Victor Mons'ta da e, bazen düşünüyorum. Chelsea herhalde boşuna yollamaz yani. Çünkü Conte zamanında öyle bir oynadı ki orada kanatta uçtu yani inanılmaz oynadı ve Premier Lig'de gerçekten ismi olan bir oyuncu yani orada hangi takıma istesem Victor Mons'u alır ister Fenerbahçe müthiş bir transfer aslında yaptı bu transfer başarısı yani onu kabul ettirip buraya getirmek ama performansı almak oyuncu da mı bu suç Ersun Hoca'da mı onu bilmiyorum hı hı. ama şu ana kadar Fenerbahçe taraftarı da biz izleyenler de o şeyi göremedik yani o Victor Mons'u daha göremedik bölüm bölüm maçın içerisinde bölüm bölüm o güzel oyundan görüntüler verdi öbür türlü ee, bence hayal kırıklığı benim adıma. Ha bundan sonra iyi olur mu onu bilemem. Onu hep beraber göreceğiz. E çünkü Fenerbahçe çok dikin oynayan bir takım. Hızlı oynuyor, enerjik oynuyor. E, Victor Mosu tam istediği zaman ama sakat. Yani tam takımın iyi olacağı dönemde, tam onu ondan faydalanıcı dönemde de yok. E, onun için e, hep beraber göreceğiz ama Chelsea'ye döner mi? Dönerse oynar mı? Çok zor. Peki Evren Turhan'a teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. E, haftanın Üçüncü iş gününde bizi yalnız bırakmadığı için e, en yakın zamanda tekrar bekliyoruz İnşallah. diyelim. Biz gündem döne çıkan başlıklara bir kez daha göz gezdirelim.